Mehmet Akif Ersoy'a sormuşlar arkadaşlar. Bakın Mehmet Akif Ersoy'a. Mehmet Akif Ersoy'un babasının bir cemaatçi ve radikal bir İslamcı olduğunu biliyor musunuz sevgili izleyiciler? Bize takmak için elektrik çağıran adam geçmiş olsun. Yani musluk bozuldu, musluğu değiştiremiyorsa bir adam geçmiş olsun. Bu aslında bu sana başka mesajlar veriyor arka planda. Neyse bizi linçleteceksin şu anda. Ne demek erkekler ya falan. Şöyle Kadınlar bir, da bilmiyor. hani kadın olsaydı kadın belki daha iyi anlatabilirdi bunu Belki güçlü bilinçaltı. diye hani belki. Valla ben kadınların bunu önemsediğini düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. O Ben yüzden de mesela aynı şekilde sana soruyorum. Sen bu işleri bilmeleri lazım erkek. yemek yapmayı bilmeyen bir kadın seni cezbeder mi? Tahrik eder mi? Hayır. Hayır de. Hayır diyorum. Çok iyi. Abi bak elinden ev işi gelmeyen kadın ben direkt üstünü çizerim. Sinir bozar abi. Asla Bak diyorum bir kadın ya. temizlik yapmayabilir. Yapmasın. Yemek Canımsın, yapmayabilir. Yapmasın. canımsın Ama abi bunları yapmasın. bilmeyen bir kadın beni sinir eder abi. Ya bu cümleler benim Tamam. cümlelerim ya. Yayınla. Bak aynılarını söylüyorum abi. Yayınla bizi linçlesinler. Ekşi Yemek Sözlük'te bir 100 sayfada diyecekler ki deterjanla onlar da yüzey temizleyiciyi ayırt edemeyen, çünkü siyahlarla beyazları beraber makineye atan, bak mikro düzeyde böyle şey yapar. Bize takmak için elektrik çağıran adam geçmiş olsun. Mehmet Akif Ersoy çok açık net bir şekilde bir erkekle ve kadınla ilgili düşüncelerini ifade etmiş. Çünkü tüm erkeklerin herhalde musluk tamircisi olduğunu düşünüyor sevgili arkadaşlar. Bizim yine dezenformasyonla mücadele merkezi yani iletişim başkanlığına bağlı dezenformasyonla mücadele merkezi yine doğru bilgi yayınlamış. Yanlış bilgi neymiş önünüzü? Hükümet IMF ile anlaştı. Seçimden sonra ortaya çıkacak iddiası doğru değildir demiş. Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu IMF ile herhangi bir kredi anlaşması yapması söz konusu değildir. Türkiye'nin ekonomik programı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir şekilde kararlılıkla sürdürülmektedir. Zaten kararlılıkla sürdürüldüğü belli oluyor. Milletin üzerinden geçiyor da oğlu geçiyor. Kamuoyunu seçim öncesinden manipüle etmek amacıyla kasıtlı bir şekilde ortaya atılan mesnetsiz iddialara itibar etmeyin demiş dezenformasyonla mücadele merkezi. Tabii bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde vermiş emeklilere ilginç bir şekilde demiş ki Temmuz'da emeklilerimizin durumlarını görüyoruz ve bununla ilgili olarak Temmuz ayında gerekeni yapacağız. Temmuz ayı zaten normal emeklilerle ilgili sevgili izleyiciler zam dönemi zaten. Bunun için bir şey yapmasına gerek yok ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz'u bize müjde gibi anlatmasına, müjde olarak duyurmasına ihtiyaç yok. Temmuz'da zam olacakmış. Erdoğan öyle söylüyor. Ona da diyecek herhangi bir şeyimiz yok. Şimdi bunun yanında devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Devam ediyoruz. Şöyle gelelim az. Şu. Evet. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Orhan Gencebay biliyorsunuz Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre demiş ki benim kocam yani Orhan Gencebay isteseydi Cumhurbaşkanı olurdu demiş. Ve o Erdoğan şey Orhan Gencebay pardon özür diliyorum. 2019 seçimlerinde sanatçılar Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği için şöyle bir açıklama yapmıştı. Sanatçı sanatıyla konuşur. Bu tür insanlar dalkavukluk yapmaz demişti sevgili arkadaşlar Orhan Gencebay. Şimdi Orhan Gencebay böyle dedi de Murat Kurum'la ilgili ne yaptı? İyi bakın arkadaşlar. Hayat işte. Diyorlar ya Allah'ın sopası yok sevgili arkadaşlar. Allah'ın sopası yok. Yani kısacası Orhan Gencebay sevgili izleyiciler
dal kavukluğun kendisinin bundan 5 yıl önce yaptığı tespitte olduğu gibi dal kavukluğun nirvanasını yapmış, aynı zamanda da yönetmiş arkadaşlar. Evet ya, yürü be. Sevim Emre de demiş ki benim kocam isteseydi demiş Cumhurbaşkanı olurdu. Fıkra gibi. Gülebilirsiniz. Tebessüm de edebilirsiniz. Erdoğan çok ilginç sevgili izleyiciler. Yozgat'a gitmiş. Fıkra değil ha bu. Anlatacağım fıkra değil. Yozgat'a gitmiş. Demiş ki ey Yozgatlılar. Ey Yozgatlılar. Bak şimdi. Yıllarca imhal edilen, kaderine terk edilen Yozgat'ımızın hak ettiği yerlere gelmesi için daha çok koşturacağız demiş. Bak 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 bak. Ya şaka gibi. Yıllarca ihmal edilen, kaderine terk edilen Yozgat'ımızın hak ettiği yerlere gelmesi için daha çok koşturacağız demiş. Şimdi bir, Türkiye'yi 22 yıldır Erdoğan yönetiyor. 23. yıldayız. Yetmez. Yozgat'ı tam 2004'ten beri, yani 20 yıldır sevgili arkadaşlar, AK Parti yönetiyor. Ve galiba bir sorun var. Hiçbir şey olmasa da bir fırtına yaklaşıyor. Yani bunu Erdoğan konuşurken Yozgat'ın kendi yönettiğini bilmez mi? Yani Yozgat'a kaç kere gitmiştir? Öndeki metini bilmez mi? Ekranda yazıların aktığının farkına varmaz mı? Ama bir şey oluyor arkadaşlar. Bir cisim yaklaşıyor. Dikkat edin. Türkiye'ye doğru bir cisim yaklaşıyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun dün basın toplantısına katılmıştık. Orada bir soru sormuştuk. Ve bu soruyu sorarken de köfteci ile ilgili Murat Kurum'a bir yanıt vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a, onun da bir paylaşalım. Bakalım ne demiş Ekrem İmamoğlu. Hatırlayacak, öyle tahmin ediyorum. Çok kötü sınav verdi. Umarım hayat dersi ona birazcık esnaflık dersi, şu 31 Mart öncesi yaşadıkları biraz esnaflık dersi verir de esnaf olmanın ağırlığını. Sevgili arkadaşlar, bu köfteci tartışması şeye kadar, 31 Mart akşamına kadar devam edecek. Ama 1 Nisan'dan sonra İstanbul seçim sonuçları belli olduktan sonra seçim tarihinin en önemli sloganlarından biri ya da karşılıklı monologlardan biri köfteci meselesi olarak tarihe geçmiş olacak. Hani köftabur, seni köftabur denilir diye bir anket yapmıştık. Ciddi bir şekilde hali devam ediyor. Köfte mi kazanacak yoksa köfteci mi kazanacak diye. Görülen o ki İstanbul seçimlerini köfte peşine düşmüş olanlar kaybedecek ama köfteci kazanacak. bu diyalog da unutulmaz bir replik olarak da siyaset tarihinde yerini alacak sevgili arkadaşlar. AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kemal Kahraman bir paylaşım yapmış sevgili arkadaşlar ve emekliler için şerefsiz demiş. Bak, direkt dememiş canım ama ne demiş? Emekli maaşım az diye yüzüne abdest suyu değmemiş. Gusuzlara oy verecek kadar şerefsiz değilim elhamdülillah demiş. Yani bak bak bak, o kadar ilginç ki bu. Abdest suyu değmemiş, yani namaz kılmamış, abdest almamış, gusül abdesti almasını bilmeyenlere. Onlar şerefsiz çünkü. Ben onlar kadar şerefsiz değilim demiş. Yani sevgili arkadaşlar, emekli maaşı alanların içerisinde namaz kılmayan, abdest bilmeyen, doğal olarak da namaz kılmayan ve bir başka boyutu itibariyle de gusül abdesti almayanlarla ilgili olarak şeyi koymuş, şerefsizsiniz siz demiş. Bunu AK Parti'nin bir belediye meclis üyesi söylemiş. O sözü kendisine iade etmek gerekiyor. Emekli insanların namaz kılıp kılmadığını, namaz kılarken abdest alıp almadığını ya da emeklinin abdest alıp almaması, namaz kılıp kılmaması, gusül abdesti alıp almamasından sana ne ulan? Sana ne? Yani insan, emekliler arasında bunun ayrımını mı? Yetmez. Diyelim ki namaz kılıyor,
Abdest değil, yani abdest alarak namaz kılıyor. Gusül abdestini de alıyor. Ama AK Parti'ye oy vermiyor. Ona ne diyeceksiniz? Ona da başka şerefsiz diyeceksiniz. Yani namaz kılmayan, abdest almayan, gusül abdesti almayıp AK Parti'ye oy veren emeklileri ve vatandaşları ne yapacaksınız? Kontrol mü edeceksiniz be? Bu şerefsiz kelimesini ona buradan iade ediyorum. Şerefsiz oğlu, şerefsiz sensin. Tamam? Bu kadar basit. Sensin yani. Çok güzel ya. Çalarken de abdest aldıkları için çaldıkları her şeyi helal zannediyorlar.